Evet arkadaşlar, Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri şair evlenmesidir. Şinasi bu eseri 1859 yılında yazdı. Şinasi aynı zamanda bu eseriyle Türk edebiyatında bir ilki daha gerçekleştirdi. Kim söyleyecek? Hocam. Sen söyle Nilüfer. Hocam, Türk edebiyatında noktalama işaretleri ilk defa bu eserde kullanıldı. Aferin Nilüfer, otur. Gerçi aranızda hala kullanamayanlar var ama neyse. Ben ikinci soruya geçiyorum. Edebiyatımızda ilk çeviri roman hangisidir? Kim söyleyecek? Hocam. Hamsi koydum tavaya da. Ha başladı oynamaya. Ha bu uşağı kim neylerde? Ha bu şarkı böyle miydi? Ha bu uşağı kim neylerde? Ha bu şarkı böyle miydi? Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Merhaba Ali Kemal, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin hocam. Geç kaldın, ders mi vardı? Ders vardı ya. Sen ne yaptın? Çalıştın mı açık lise sınavlarını? Vallahi hocam görüyor işin daha. İşten güçten fırsat bulup da çalışamayayım ki daha. Bak bu böyle olmaz Ali Kemal. Sık dişini de bitir şu liseyi dışarıdan ya. Neyse. İşim bitince gel de sana ders çalıştırayım. Hay Allah senden razı olsun hocam. Melaike gibi adamsın sen daha. Tamam hadi bitirince gel. Geliyorum hocam hemen. Coğrafyayı koydum tavaya da başladı oynamaya. Çocuklar meyve yiyin. Nurten al kızım. Sağ ol anne. Al yavrum. Sağ ol anne. Al. Sağ ol. Mehmet, bırak şu kağıtları da biraz meyve ye. Yorulmadın mı ya? Bütün gün taksideydin. Geldiğinden beri de şu yazıları okuyorsun. Ne yapalım hayatım? Ekmek parası. Para dedin de ev sahibi yine geldi bugün. Niye? Ay niye olacak? Adam kirasını istiyor. Haklı. 3 aydır kuruş ödemiyoruz. Ben de niye diye soruyorum sana. Merak etme hayatım. Bu ay büyük bir bölümünü öderiz. Nasıl ödeyeceğiz? Kızın tedavi masrafları da var. Biliyorum hayatım. Umudunu yitirme, onu da öderiz. Bayılıyorum senin şu iyimserliğine vallahi Mehmet. Şu taksi işi iyi oldu hayatım. Öğretmen maaşından daha çok kazanıyorum. Yalnız tek korkum var, taksideyken bir öğrencime yakalanmak. Niye korkuyorsun canım? Ha, çalışmak ayıp bir şey mi? Ayıp değil de yasak. Ya sen de öğretmensin hayatım, biliyorsun. Başka işte çalışmana izin verirler mi? Biz çok meraklıyız sanki başka iş yapmaya. Adam gibi maaşımızı versinler, biz de çalışmayalım canım. Hep benim yüzümden bu sıkıntılar. Bütün para benim tedavime gidiyor. Ama söylüyorum size, boşuna harcıyorsunuz. Çok zor benim iyileşmem. Nurten, o nasıl söz? Duymamış olayım, tamam mı? Şu tedavin bir bitsin, ayaklanıp gezeceksin inşallah kızım. O değil de ben bir iş bulabilseydim çok iyi olacaktı anne. Abla ben mi dedim sana Hititolojiyi bitir diye? O kadar. Hitit uygarlığı tekrar kurulmadıkça sen biraz zor iş bulursun. Ya baba bir şey söyle şuna ya. Okan, dalga geçme ablanla, çok ayıp. Evet, belki paramız yok. Belki zor geçiniyoruz. Ama paradan daha önemli bir şeye sahibiz biz. Biz birbirimize sahibiz. Sevgi dolu bir aileye sahibiz çocuklar, daha ne olsun? Ay baba ya. Taksi. Buyurun hanımefendi. Büşra. Hadi kızım sallanmayın. Geliyoruz anne. Aa, hocam. Aa, Mehmet hocam. Merhaba çocuklar. Ne hocası kızım, neler oluyor? Anne, Mehmet Hoca bizim edebiyat dersi öğretmeni. Öyle mi? Nasıl olur? Boş vakitlerimde taksicilik yapıyorum efendim. Malum bu devirde geçinmek zor. Doğru vallahi. Bu devirde bir maaşla geçinmek mümkün değil. Ne yapalım? Memleketin öğretmenini böyle çalışmak zorunda bırakanlar utansın. Yalnız çocuklar, ben bu işi gizli yapıyorum. Okulda arkadaşlarınıza falan söylemezseniz memnun olurum. Söyler miyiz hiç hocam? Aramızda hocam. Sağ olun çocuklar. Şimdi nereye gidiyoruz efendim? Beykoz'a lütfen.